Şimdi üçgen verilmiş, eşit olan kenarlar veriliyor. Bizden BAC açısı istenmiş. Şu tepedeki açı, ona hemen isim verelim. BAC, şu tepedeki açı. Burası X olsun. 19 Adana. Şimdi şurası X. İkiz kenarlıkları olduğu için biz isimlendirme yapabiliriz. Ama şurada açılar belli zaten. Açılar belli olduğu için isimlendirmeye gitmeden direkt hesap yoluna da gidebiliriz. Şurası 142 derece dışarıdaki geniş açı. O halde içerideki açı öyle bir şey olmalı ki ikisinin toplamı 180 derece etmeli. Bu 142 ise içerideki 38 çıkmalı. Toplamları 180 olacak. İkizkenar üçgen. O zaman şuradaki açı da 38 olacak. Bunlar birbirine eşit olmalı. Şimdi sonra şuradaki açı 115, dışarıdaki açı. İçerideki açıyla dışarıdaki açının toplamı 180 derece etmeli. 115 ise burası 65 olmalı ki ikisi 180 etsin. İkizkenar üçgen olduğu için şu tepedeki açı da 65. Sonra ikisini toplarız. Hatta şöyle de diyebiliriz. Buraya Y diyelim. Şu üçünün toplamı 180 derece olacak. Şu altta yapayım. Yani Y artı 65 artı 65 180. Y artı 130 eşittir 180. Buradan da Y açısı 50 derece olur. Y açısı 50 derece. Burası 50. Şöyle yazıyorum buraya doğru 50'yi. Şimdi üçgenin, en büyük üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olacak. Açılardan birisi X, diğeri Y yani 50 derece, bir diğeri de 38. Bu üçünü toplayınca 180 bulmalıyız. X artı 50 artı 38 eşittir 180 olmalı. Yani X artı topluyorum 88 eşittir 180 olmalı. Bunu karşıya atıp çıkarırsak bizim X'imiz 180 eksi 88, 92 derece olur. Aradığımız BAC açısı yani X açısıydı, o da 92 derece.